Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet, yine yeni bir programda sizlerin karşısındayız. Allah'ın izniyle şöyle kahvemizi de aldık. Keyifli keyifli şöyle aheste aheste bir yayın yapacağız Allah'ın izniyle sizinle. Evet, evde bakım maaşları baya bir üzdü. Evde bakım maaşı alanları. Gerçekten zor bir durum. Yani şu hayat pahalılığında kredi kartınızı ödeyeceksiniz, kira vereceksiniz, evinize pazar göreceksiniz, çocuğunuzun ihtiyaçları karşılanacak vesaire vesaire vesaire. Yani esasında yani evde bakım maaşlarına gerçekten bir düzen getirilmeli. Yani böyle olmamalı, böyle aksaklık olmamalı. Çünkü herkes planını, programını, düzenini ona göre oluşturuyor. Yani evde bakım maaşları, yani bu sistem yenilenmesinden dolayı denildi. Yani akabinde, yani bu ay gelen zamlardan dolayı diye denildi. Öncelikle arkadaşlar, ben şu konuda kamuoyundan özür diliyorum. Yani biz evde bakım maaşları ile ilgili Temmuz zam farkı da normalde bu aya yansır diye bekliyorduk. Lakin böyle bir şey olmadı. Yani keşke olsa, yani neticede bu engelli aylıklarına yansıdı. Yani Temmuz zam farkı. Yani bu ay hem normal zam olacaktı hem de Temmuz zamı olacak diye biz bekliyorduk. Lakin bu böyle olmadı. Yani ne yapalım? Yani neticede devletimizin takdiri bu yönde oldu arkadaşlar. Lakin buradan Aile Bakanlığımıza da sesleniyoruz. Yani evde bakım maaşları ile ilgili lütfen ama lütfen yani böyle aksamalar olmasın. Yani nasıl memur, emekli, işçi, asgari ücretli maaşlarını zamanında tıkır tıkır alıyorsa evde bakım maaşı alanlar da alsınlar. Yani bu gerçekten önemli arkadaşlar. Evet, güzel haberlerimiz var. Hemen haberlerimize geçelim arkadaşlar. Görme engelli şampiyon Fulya'yı dünya devleri işe almak için yarışıyor. Evet arkadaşlar, bugün benim gerçekten böyle gurur duyduğum bir haber bu haber. Çok sevindim. Yani Fulya'yı gerçekten tebrik ediyoruz. 5 yıl önce üniversite sınavında 5 puan türünde birinci olan ve Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitiren görme engelli Fulya Akkaya, bu yıl girdiği YKS'de de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı. Morgan'da staj yapan Fulya'yı işe almak için teknoloji devi Microsoft ve yatırım bankası Mike Kinsey yarışıyor. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Yani insan isteyince Allah'ın izniyle yani hiçbir engeli ona engel olamıyor. Bakın ne diyor? Doğuştan görme engeline karşın eğitim yaşamında zekasıyla ve çalışkanlığıyla hep ön plana çıktı. Tek sınav 5 birincilik arkadaşlar ve görüyorsunuz dünya devi şirketler şu anda görme engelli Fulya'nın peşine düştü arkadaşlar. Ve benim yani Fulya'da arkadaşlar çok takdir ettiğim bir davranış oldu. Görüyorsunuz gerçekten canı gönülden tebrik ediyoruz. Diyor ki Fulya, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca biliyor. Bakın, zorlu mülakatlardan geçtim. Görme engelimin sorun olmadığını söylediler. Görme engelli olmamı sorun edecek bir şirkette asla çalışmam. Türkiye'yi ve ailemi çok seviyorum diyor. Yani belki deneyim kazanmak için yurt dışında birkaç yıl kalabilirim ama temelli gitmeyi düşünmüyorum diyor. Hani şu an diyorlar ya, biz yurt dışına gitmek istiyoruz, yurt dışına gitmek istiyoruz. Bu örnek işte. Vallahi helal olsun Fulya. Gerçekten seni canı gönülden tebrik ediyorum. Evet, devam edelim haberlerimize arkadaşlar.
İşkur TYP personel alımları başladı. Bu da çok önemli. Okullara temizlik görevlisi, güvenlik alımı alımlar yapılacak arkadaşlar. Bu gerçekten önemli. Ya şöyle bakın. Mesela bazen bu tip kamu yerlerinde geçici olan çalışanlar bir bakıyorsunuz kadroya geçiveriyor. Bir de hele hele önümüzde seçim var. Yani neyin ne olacağını bilemeyiz arkadaşlar. Bakın bunlara başvuru yapın. Yani bunlar gerçekten önemli ayrıntılar. Ha, bu konuyla ilgili yani bunu İşkur üzerinden yapıyorsunuz arkadaşlar. 81 ilde Milli Eğitim Bakanlıklarında arkadaşlar hem güvenlik görevlisi hem temizlik görevlisi alım yapılacak. Bir de bu konuyla ilgili ben şunu da anlatmadan geçemeyeceğim. Biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı da yani yaklaşık 1200-1300 civarında bir temizlikçi alıyor. Engelli temizlikçi alıyor. Lakin yani bazı bizim Instagram grupları, bazı engelli arkadaşlarımız diyorlar ki ya engelliyi layık göre göre temizlikçiye mi layık gördünüz? Ya bu bakış açısı, bakın bu bakış açısı yani çok çirkin. Dışarıda binlerce, milyonlarca işsiz insan yani bir yerde işe başlayayım da hangi iş olursa olsun derdinde. Yani siz böyle temizlik görevlisini küçümseyecek nasıl ifadeler kullanabilirsiniz ya? Engelli cumhurbaşkanı da olur, en mükemmel engelli temizlikçi de olur. Ve devletimiz canı gönülden böyle Allah'ın izniyle EKPSS dışında da kamu kurum ve kuruluşlara ne yapıyor? Yani temizlik görevlisi, diğer farklı alanlar, yani buralarda alımlar yapıyor. Ha, siz temizlik görevlisi olarak işe girin, oradan yükselin, kendinizi farklı alana terfi edin. Benim kaloriferci olup arkadaşlarım var. Onlar işe girdiler ama kurumlarında öyle yükseldiler ki yani neredeyse bakan danışmanı olacak hale geldiler. Ama hiçbir zaman işe girerken ya ben temizlik işine giriyorum, kalorifer işine giriyorum diyemezler yani. Bakın böyle düşünürseniz hayatta kaybedersiniz. Ben size söyleyeyim. Böyle düşünmeyin. Yani devletimiz hangi alanda alım yapıyorsa buna mutlaka ve mutlaka başvuruda bulunun arkadaşlar. Evet, bu alımlarla ilgili yine hep bu 12.000 alımdan da bahsediyorsunuz. Arkadaşlar işte normalde Cumhurbaşkanımızın bahsettiği 12.000 alım bu. Bazı kamu kurum ve kuruluşları böyle rahat alım yapamıyorlardı. Şu anda bütün kamu kurum ve kuruluşları artık yani direkt olarak kendi bünyelerinde alımlar yapıyorlar. Geçen ne oldu? 144 kişi alındı. Şimdi Sağlık Bakanlığı'na alınıyor. Yani ve bu zamanla çoğalacak arkadaşlar. Bakın bunları iyi takip edin. Bunları nereden öğreneceksiniz? Bizim Engelsiz Medya Facebook grubundan öğreneceksiniz. Yani sürekli çünkü biz bunları yayınlıyoruz arkadaşlar. Yani seçime kadar da artık yani bu sayı ne kadar olur bunu bilemiyorum. Ama seçime kadar gerçekten çok ciddi anlamda yüksek alımlar olacak. Bu alımlar da arkadaşlar direkt merkezi kadro. Hani böyle şey değil yani. Evet, devam edelim. Engelli öğretmen ataması ile ilgili de konuşalım. Bu aralar ücretli öğretmen başvuruları başladı arkadaşlar. Bütün engelli öğretmenlerimiz ücretli öğretmen başvurularına mutlaka ve mutlaka başvursunlar. Arkadaşlar bakın boş durmayın. Yani kendinizi geliştirin. Yani yarın bir gün kadroya geçtiğinizde bile bir tecrübeli olarak o işe başlamak var.
Bir de böyle amatör bir şekilde, yani orada kadroya geçtiniz ama sizden daha tecrübeli ücretli öğretmenler olacak orada. Yani ücretli öğretmenlik başvurularına mutlaka ve mutlaka başvur. Ben buradan Milli Eğitim Bakanlığımıza da sesleniyorum. Ücretli öğretmenlik başvurularında engelli öğretmenlerimize pozitif ayrımcılık tanınsın. Gerçekten bu çok harika olur, çok güzel olur Sayın Bakanım. Yani lütfen sizden ricamız, yani bu konuda ücretli öğretmenlik başvurularında engelli öğretmenlerimizin de yolunu açalım. Evet, engelli öğretmen ataması sorularıyla ilgili Sayın Bakanımız inşallah dedi. Yani arkadaşlar, yani bakanımız dua ediyor. Allah'ın izniyle inşallah olsun diyor. Bunda yani bir farklı niyet arayacak bir durum yok. Biraz bekleyin, sabırlı olun. Yani neyin kızgınlığı bu? Bakan Bey inşallah dedi diye, yani ben okuyorum yorumlarınızı. Bakın, yani bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Yani onu size söyleyeyim. Evet, E-Devlet artık internet olmadan, internet kotasından yemeden arkadaşlar telefonlarımızda olacak. Bu da önemli bir haber. Evet, banka promosyonları ile ilgili çok sorular soruyorsunuz. Bu da çok önemli. Arkadaşlar, engelli aylığı alanlar banka promosyonu alamazlar. Evde bakım aylığı alanlar banka promosyonu alamazlar. Malulen emekli olanlar alabilirler. Engelli emekli olanlar banka promosyonu alabilirler. Bunu unutmayın. Bir de arkadaşlar, hani ya benim nasıl olsa engelli raporum var deyip de engelli kimlik kartı çıkartmayan engellilerimiz var. Bakın, bu çok yanlış bir davranış. Engelli raporunuz her yerde geçerli olmayabilir. Ama engelli kimlik kartı her yerde geçerlidir. Bunu unutmayın. Yine e-imzalı raporlarla ilgili de şöyle bir ayrıntıyı sizinle paylaşalım. Arkadaşlar, aldığınız rapor 2019 öncesi ise, yani raporunuzun aslını kullanmak zorundasınız. Yani o aslı gibidir, raporu kullanmak zorundasınız. Ama aldığınız rapor 2019 sonrası ise arkadaşlar, e-imzalı raporla da her yere başvuruda bulunabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ben de bir kahvemi içeyim. Vallahi özlemişim size yayın yapmayı. Engelli araç alındığında maaşlar kesilir mi? Bitmek bilmeyen bir soru arkadaşlar. İnşallah limitler yükselecek. Bekliyoruz Allah'ın izniyle. Arkadaşlar, engelli araç almadan mutlaka ve mutlaka sosyal yardımlaşma vakıflarına, sosyal hizmetlere gidin. Ben şu fiyatlı araç alacağım deyin, tamam mı? Yani onlar tamam derse o şekilde araç alın. Bakın, direkt aylığınız kesilir. Ben size söyleyeyim. Yani sonra yani bu konuda üzülmeyin. Bayiler de, bazı bayiler, yani istisnaları ayıralım, İşte maaşınız kesilmez gibi şeyler söylüyorlarmış. Böyle bir şey yok, aman ha. Ya bir de bakın, bu akraba, eş, dost, hani gittiler engelli bireyler üzerinden araba aldılar, bu işi suistimal ettiler. Bakın, bu işler sıkıntılı hale geldi. Yapmayın bunu. Bu vebaldir. Devlet niye o arabayı veriyor? Engelli bireyi daha rahat hastaneye getirip götüresiniz diye, onun eğitimini yapasınız diye, ona bakasınız diye size veriyor. Yani kusura bakmayın, böyle akrabalarınızın böyle keyif sürmesi için vermiyor. Evet, devam edelim haberlerimize. Kredi kartı ile alınan ürün müşteriye teslim edilmezse banka kredi kartına ücret iadesi yapmalıdır.
Evet, Yargıtay 19. Hukuk Dairesi böyle bir karar vermiş arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi diye düşünüyorum. Yine güzel bir haber var. O da çok dikkatimi çekti. Evde'yi aradı, evine diş kliniği geldi diye bir haber var. Evde sağlık hizmetleri kapsamında yürütülen Evde ağız diş sağlığı uygulaması sayesinde diş temizliğinden dolguya, protezden Evde diş röntgeni çekimine dek pek çok tedavi hastanın hastaneye gitmesine gerek kalmadan yapılabiliyor arkadaşlar. Evet, şimdi bu haber de önemli. Yani emsal teşkil ediyor bu haber arkadaşlar. Bir saniye, bu haberle ilgili bakalım. Evet, felçli, ağır, KOAH'lı, ileri evre kanser hastası ya da yatağa bağımlı engelli bireyleri herhangi bir kuruma gitmesine gerek kalmadan evlerine takip edip tedavilerini yapabiliyoruz. 444-38-38-33 yani 444 evde numarasını arayıp hastayı kayıt etmeleri gerekiyor. Ondan sonra evde sağlık ekipleriyle koordineli bir şekilde diş tedavilerine ihtiyaç duyulan hastaları belirleyip randevularını ona göre ayarlıyor ve evlerine gidiyoruz. Güzel bir uygulama arkadaşlar. Yani bir deneyin. Yani bu konuyla ilgili deneyin ki yani bunlar daha da böyle yayılsın arkadaşlar. Yani öyle söyleyelim. Evet, söylemediğim bir şey. Unutmadan yine evlerinde böyle arkadaşlar ağır bakım hastalarımız varsa, kronik hastalarımız olur, yani engelli bireylerimiz de olabilir. Sosyal yardımlaşma vakıfları evlere temizlikçi gönderiyor. Bakın mutlaka ve mutlaka onlara da başvuruda bulunun arkadaşlar. Yani Allah'ın izniyle bu da önemli bir hizmet. Bir ya da iki bayan temizlikçi gönderiliyor. Onun haricinde söyleyeceğim bir şey kalmadı arkadaşlar. Evet, yine güzel bir yayının sonuna geldik arkadaşlar. Vallahi sizle yayın yapmak keyif verici. Böyle gündeme getirmek istediğiniz şeyler olursa bunları videonun altına yazın. Böyle bir haklar hukuklar olursa da yazın. Yani bazı izleyicilerimiz direkt video izlemek yerine mesela ne yapıyorlar? Videonun altına yorumlara bakıyorlar. Bu da önemli. Evet, yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.